Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Creo Ansys Simulation'da non-linear analizleri göreceğiz. Bildiğiniz üzere Creo 10 ile beraber artık Creo Ansys Simulation'da bizler non-linear analizleri gerçekleştirebiliyoruz. İlk olarak şöyle modelimizi açalım. Open diyorum ve şuradan çalışma klasöründen montaj dosyasını filtreleyerek şöyle montaj dosyasını açıyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi modelimiz açıldı. Datumları şöyle gizleyerek daha temiz bir görünümü elde ediyorum. Şimdi ilk olarak bu mekanizmamızı bir tanıyalım. Bu mekanizmamız aslında şuradaki kolun hareket ettirilerek kanatların açısının değiştirilmesi sağlanıyor. Bu şekilde bir mekanizmamız bulunuyor. Şimdi bu mekanizmayı statik analiz yardımıyla non-linear analize tabi tutacağız. İlk olarak tabi bizim işimiz şurasıyla, dolayısıyla buraları çıkartabiliriz. Ne yapıyorum? View Manager'a giriyorum ve buradan Representation bölümünden Ansys diye kaydettiğim Representation'ı aktif hale getirdim ve close diyorum. Şimdi artık Application sekmesinden Ansys Simulation'a giriş yapabilirim. Evet, montaj dosyamız demiştik ve şu şekilde gördüğünüz gibi bazı ilişkilerimiz burada bonded olarak tanımlı, yani yekpare olarak birbirleri üzerinde hiçbir şekilde hareket etmeyecek şekilde tanımlanmış durumda. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bir de jointlerimiz tanımlanmış. Yani burada aslında arayüzler tanımlanmış. Arayüz tipleri tanımlanmış. Mesela şurada hinge gelecek olursak. Burada şöyle gördüğünüz gibi hinge ilişkisi tanımlanmış. Bundan başka olarak dört yerde de şu şekilde gördüğünüz gibi hinge ilişkisi tanımlanmış durumda. Son olarak bir de Joint kısmında öteleme ilişkisi bulunan iki yüzeyi görüyorsunuz. Şunu şu şekilde açacak olursak, bakın şu yüzey ile bu yüzey arasında öteleme ilişkisi bulunuyor. Şimdi biz non-linear analizlerde şunu biliyoruz. Daha doğrusu montaj dosyalarında, montaj modellerinde arayüzlerimizi önceki Creo Ansys Simulation versiyonlarında bonded olarak tanımlayabiliyorduk. Yani sadece ekipare olarak tanımlayabiliyorduk ya da işte free diyerek birbirlerinden bağımsız hareket etmesini sağlayabiliyorduk. Fakat Creo 10 ile beraber artık kontak tanımlayabiliyoruz. Sürtünmeli, sürtünmesiz kontaklar tanımlayabiliyoruz. Bunun için Refine moduna giriyorum. Şöyle Detect Contact'a tıkladım. Şu parça ve bu parçayı seçip bu üç parça arasında kalan yüzeyleri tanımlamış oluyorum. Bakın burada bonded normalde seçili. Ben bunu frictionless olarak değiştiriyorum. Yani arasında bir kontakt bulunacak. Tabii bu kontağın sürtünme katsayısı sıfır. Bu şekilde düşünebilirsiniz. Sürtünmesiz bir kontağımız bulunuyor. Okey diyorum. Şöyle explode ederek aslında şöyle görünümü daha iyi yakalayabiliriz. Hatta şöyle review geometri ile nerelerde nasıl ilişki var bunu da görebiliriz. Şu şekilde apply'a tıklıyorum. Bakın şu, biz burada frictionless kontak tanımlamıştık. Yani sürtünmesiz kontak tanımlamıştık. Bundan dolayı olan kontakları görebiliyoruz. Aynı şekilde bond da vardı önceden bildiğiniz gibi. Bunu da apply dediğimizde bakın bu bölgelerimiz bizim bonded olarak tanımlanmış durumda. Şimdi şuraya tekrar exploded view ile geri haline getirelim. Burayı bu şekilde tanımladık. Bu arada şunu da göstermiş olalım.
Sürtünme tanımlamak istersek de şuradan create new diyerek ve frictional diyerek buradan bir katsayı tanımlayabilirsiniz. Bu şekilde kontağınıza bir sürtünme tanımlayabilirsiniz. Fakat biz burada sürtünmesiz bir kontak tanımlayacağız. Dolayısıyla frictionless olarak bırakıyorum. Daha sonra şöyle sabitleyeceğimiz bölgeleri, constraint'leri belirlememiz gerekiyor. Bunun için ANSI Simulation'a geri dönüyorum. Fix seçiyorum ve şuradaki pin yüzeylerini seçebilirim. Evet, bu şekilde her yeri seçmiş olduk. Bir de şimdi biz kuvvetimizi buradaki silindirik yüzeyden vereceğiz. Sağa doğru. Bu hareketi vereceğiz ama yani hareketimiz sürekli devam edecektir. Dolayısıyla bizim burada bir hareket kısıtını vermemiz lazım. Yani 0,5 milimetreye kadar bir hareket kısıtı vermemiz lazım. Dolayısıyla ben buraya displacement tanımlıyorum. Ve şuradaki yüzey için işte Y yönünde 0,5 milimetrelik bir kısıt tanımlamış oluyorum. Bu ne demek? 0,5'e kadar hareket edebilir. 5'ten sonra hareket edemez. Bu şekilde tanımlamış olduk. Son olarak artık kuvveti tanımlamamız gerekiyor. Force'a tıkladım. Buradaki silindirik yüzeyi seçiyorum. Newton diyorum. Ve X yönüne 100, Y yönüne de 40 olacak şekilde bir kuvvet tanımlamış oldum. Evet. Tanımlamalarımızı yaptık. Fiziksel tanımlamalarımızı. Şimdi artık Mesh'e geldik. Mesh için Refine moduna tıklıyorum. Buradan Mesh kontrole tıkladıktan sonra Global Mesh'te girebilirsiniz ya da belli bölgelere Local Mesh Refinement yaparak belli bölgelere özel eleman boyutu da girebilirsiniz. Ben buradan Local Mesh Refinement'a tıklıyorum. Şuradaki iki yüzey için şöyle 3 milimetrelik bir boyut gireceğim. Okey dedik. Ve Generate Mesh'e tıklıyorum. Tabii öncesinde malzememizi oluşturmamız gerekiyor. Şuradaki body için alüminyum 60-61'i seçelim. Geri kalan malzeme grubu için ise şöyle çeliği seçiyorum. Şimdi Refine moduna tekrar geliyorum. Buradan zaten bakın şuradan gerekli parametreyi vermiştik. 3 milimetre oluşturmuştuk. Şimdi Generate Mesh diyebiliriz. İlerlemeyi buradan okuyabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Mesh'imiz şu an %10 durumunda. ANSI Simulation ekran kartı çekirdeklerini kullanır. Dolayısıyla eğer bilgisayarınızda çift ekran kartı varsa buradan harici ekran kartına yönlendirmeniz gerekiyor. Doğru bir kullanım için. Şimdi Display Mesh diyerek şöyle mesh'imizi bir kontrol edelim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde bir mesh elde edebiliyoruz. Creo ANSI Simulation haş element teknolojisini kullanır. Yani burada
Eleman sayısını artırır, polinom sayısını artırmaz. Polinom sayısını sabit tutarak eleman sayısını artırır ve bu şekilde bir yakınsama sağlamaya çalışır. P element teknolojisinde ise eleman sayısı sabit tutularak polinom sayısı artırılır ve bu şekilde yakınsama sağlanmaya çalışılır. Close diyorum ve artık analizimi koşturmaya hazırım. Buradan artık run diyerek tabii şuradan regenerate de yapalım. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi çözümümüz başladı. Bir işimizi yapmıştık zaten şöyle gördüğünüz gibi. Ansys Simulation'da aynı zamanda paralel koşturma da sağlayabiliyorsunuz. Yani örnek veriyorum. Benim bilgisayarım şu an 16 çekirdekli bir makine. Burada işte 8 çekirdekli bir çalışma sağlayabilirim. Böylelikle daha hızlı bir analiz yapabilirim. Tabii non-lineer analizler, lineer analizlere kıyasla daha karmaşık problemleri çözer. Dolayısıyla da biraz daha lineer analizlere kıyasla biraz daha uzun analizler görebiliriz. Evet, analizimiz bitti. Şimdi close diyerek oradaki pencereyi kapatıyorum. Ve artık sonuçları izleyebiliriz. Evet, şöyle gördüğünüz gibi gerçekten büyük bir yer değiştirmemiz var. Burada tabii yer değiştirmemiz aslında gerilme kaynaklı değil. Zaten biz mekanizmayı çalıştırarak biz bu yer değiştirmeyi elde ettik. Buradaki yer değiştirmenin tamamı aslında gerilme kaynaklı değil. Zaten montajın hareket kabiliyetinden kaynaklı bir yer değiştirme olduğunu görebiliyoruz. Büyük yer, büyük gerilmenin şu noktada olduğunu görüyoruz. Şöyle şurayı durduracak olursak bakın. Tabii buradaki yer değiştirdiğinden dolayı yani aslında bu bölgenin en büyük bölge olduğunu görebiliyoruz. Buradan başka sonuçlara da bakabilirsiniz aslında. Şuradan kontur plot diyerek bakın farklı farklı sonuçları elde edebiliyorsunuz. Hatta other diyerek daha geniş sonuçlar da alabilirsiniz. Evet. Bu videoda CryoAnsys Simulation'da nonlineer analizi gördük. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.